Kardeşim. Ona göre şimdi siz... Ya kardeşim. Buyurun. Bura devletin yeri mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Tapusunu getirsin. Marazi. Belediye iddia ediyor ki devlet malıymış. Devletse tapusunu getirecek bana. Benim tapum elimde. Bu şartlarda tapum elimde, mahkeme kararım elimde, ifade abi vermeye gidiyorum. Anlaşıldı. Yani Büyükşehir'de sana şikayetçi olmuş. Tamamen yolu kapatmışsın. Evet. Arazim kapatacağım kardeşim. Tapum elimde. 10 senedir bekliyorum. 10 sene hizmet yaptı, yeter de. Bir dedi de ne bekliyorsun? Ne mi bekliyorum? Evet. Belediyede ben delikanlılık bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum. Adam gibi adam olsunlar, gelsinler. Desinler ki İbrahim Akbulut gel bakalım buraya. Biz seni çok bunalttık. 3 aşağı 5 yukarı oturalım, anlaşalım, imzayı alsınlar. Ne işleri varsa görsün. Şimdi kapattığı için de cezayı yiyeceksin. Niye cezayım? Yolu kapattığın için. Benim arazim kardeşim. İşte onu itiraz etme hakkın var. Yani şu anda senin arazi... Sen itiraz edersen mahkemeye iptal ettin. Şimdi seni birileri mutlaka bir yönlendirme yapmış. Ben size tapumu gösteriyorum. Mahkeme kararımı gösteriyorum. Siz bana ceza yazacaksınız. Burası ya. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir kanun mu var ya? Lütfen ya. Günah ya. Şerefim üzerine yemin ediyorum, Cumhurbaşkanı köşkünün önüne çıkacağım ya. Alacağım benzin bir dönemini elime ya. Nasıl abi? Abi yazayım mı ya? Yazıklar olsun lan o belediye. Ha böyle aynısını söyleyeceğim onun yüzüne de. Ama yüzecek ki orada. Buyur. Yazın 412 lira. Araziyi kap... Bu ne cezası abi? Araziyi kapattığım için yolu. Araba ver ya. Ben bilmiyorum bu araziyi. Ver bakayım. Alalım. O zaman senin bulunmasa belediye başkanı da sizin. Ver.